Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçenin en güzel, en kolay konularından birini işleyeceğiz. Harika bir konu. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Tebrik ediyorum seni. Bugün seninle birlikte ölçü, şiir bilgisi, kafiye, redif konularını öğreneceğiz. Bazı öğrenciler bu konuları duyunca böyle uf amma zor ama karışık diyebilir ama esasında çok kolay bir konu. Mesela bak burada çok büyük bir ozanımız, çok büyük bir şairimiz, halk şairimiz Aşık Veysel'e ait bir şiir var. Diyor ki Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Bak, dikkatliysen yoldayım ve haldayım sesleri birbiriyle benzer. Gidiyorum gündüz gece, gidiyorum gündüz gece. Zaten bu tekrar olmuş, aynısını söylemiş. Mesela şuraya bakalım. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Anda, zamanda, handa. Çok güzel Tomcuğum. Gerçekten alkışlamak istiyorum seni. Anda, zamanda, handa dedim. Bak ne kadar güzel. Niye? Çünkü bunlar Kulağımıza hoş geldi bak. Anda, zamanda, handa böyle bir melodi oluşturdu. Bir musiki oluşturdu. Bir ses oluşturdu. Bir kafiye. İşte buna biz birazdan kafiye diyeceğiz. Tabi redifler de var. Şuraya bakalım. Uykuda dahi yürüyorum. Kalkmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum. Gidiyorum gündüz gece demiş. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Çöllerde, ellerde. Harikasın Tonguç. Çöllerde, ellerde. Bak burada da yine bir uyak bir redif var. Bunların hepsini birazdan öğreneceğiz. İşte böyle dize sonlarında hecelerin, seslerin benzerliği bazen redif olacak, bazen anlamları tamamen farklı olduğu için uyak olacak ve şiiri şiir yapan unsurların başına geliyor. Bir de ölçü var. Bak buradaki e, şiirdeki heceleri sayarsak yani ünlü harfleri sayarsak bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aşağıdakini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsini sekiz. saysak da 8 olacak. Değil evet hocam? hepsini saysan hepsi 8 olacak için Bu da hece ölçüsü olacak. Yani parmak hesabıyla sayıyorsun. Bu kadar basit bir konu. Hadi gel dersimizi güzel bir şekilde öğrenelim. Ardından da sana Zoru Bankası'ndan, Altın İnsan'ın Zoru Bankamızdan, Dinamo Türkçe'den, Taktikli Türkçe'den süper ödevler vereceğim. Yani daha doğrusu Taktik sözlerin Türkçe kısmından süper ödevler vereceğim. Hep birlikte bu konuyu güzel güzel öğreneceğiz. Zaten takıldığımız sorular olursa da kare kodu okutarak soruların çözümünü öğreneceğiz. O zaman dersimize başlayalım. Duygu, hayal ve düşüncelerin belli bir düzen içerisinde aktarıldığı edebi türe biz şiir diyoruz. Şiirdeki her bir satıra yani şuna mısra diyoruz. Mesela bu bir mısra yani dize. Şiirin ikişer dize şeklindeki yazımına ikilik veya beyit. Bak bu bir beyit mesela. Dörder dize şeklindeki yazımına ise dörtlük veya kıta diyoruz. Kemiğimi yapsalar tarak yar zülfünün tellerini. Bak burada iki tane mısra var. Bu böyle iki olursa bak böyle iki iki giderse iki 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 diye giderse biz buna beyit diyoruz. Ama şuraya bakalım. Leyla gelin olduğu mecnun mezarda bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Bak burada kaç tane mısra var Tonguç'um? Dört tane. Aynen. O zaman dört tane olunca da dörtlük diyoruz. Bak bunlar böyle iki iki gidiyor. Bu şiirler ise bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört. İskal marşı gibi. Aynen iskal marşı gibi. Dört 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 gidiyor Tonguç'um. Çok güzel hatırladım. Tebrik ediyorum seni. Şimdi hece ölçüsünü söylemiştik zaten parmak hesabıydı. Şiirdeki her dizenin hece sayısının birbirine eşit olması. İncicikten bir kar yağar, tozar elif elif diye. Deli gönül abdal olmuş, gezer elif elif diye. Aptal mı? Aptal değil Tonguç'um, abdal. Aptalın ne olduğunu biliyoruz zaten ama abdal kul demek. Yani abd e, Arapçada kul demek. Abdullah Allah'ın kulu demek mesela. Şimdi dolayısıyla abdal olmuş yani kul olmuş demek istiyor. Burada şunu söylemek istiyorum Tonguç'um. Hemen dizelerdeki ünlü harfleri sayıyoruz bak. İ, e, i, e bunları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 yedi, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Zaten ilk iki mısrayı saysan yeterli. O zaman bu e, şiir, Karacaoğlan tarafından yazılan bu şiir kaç tane hecesi var Tonguç'un? Um? 8 hocam. 8. O zaman biz buna diyoruz ki 8'li hece ölçüsü diyoruz. Bu kadar basit. 8'li hece ölçüsü. Yani hecelerini sayıyorsun, bitiyor gidiyor. Serbest ölçü ise herhangi bir ölçüye bağlı kalmadan yazılan şiirlerdir. Yani mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Alakası var mı? Hayır eşit değil hocam. Aynen eşit değil. Burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak bu 11, bu 5, bu 10. Karışık yani serbest ölçü. Zaten hece ölçü yazılmış şiirlere uzaktan baktığın zaman böyle hepsi böyle hizalı durur. Eşit durur böyle. Genellikle dörtlükler haline yazılır. Ve böyle aşağı doğru hep eşit durur. Ama serbest ölçüde şöyle durur. Bir böyle bir uzun, bir kısa, bir böyle garip bir asimetriktir yani. O zaman serbest ölçüyü de anladık. Gel şimdi buradaki şiirlerin hangi hece ölçüsüyle yazıldığını bulalım. Nasıl bulacağız hocam? Nasıl bulacağız? Söylüyorum. Hecelerini sayacaksın. Beş ise beş de diyeceksin. Altı ise altılı. Yedi ise yedi. Sekiz ise sekiz, sekiz. Dokuz da dokuz. onsa on. Bakalım. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de tozmasak da o köy bizim köyümüzdür. Hatta bunun orijinali şöyle. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür, gezmesek de, tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür. Sesiniz çok güzel hocam. Evet sesim o kadar güzel değil yani sesin güzel demene gerek yok Tonguç'um. Sesim biraz e, kısık bu aralar o yüzden bana iltifat ediyorsun ama ben sesimin kötü olduğunu biliyorum. Neyse bakalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 tane var aşağıya sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa o zaman biz buna ne diyeceğiz? 8'li hece ölçüsü. Harikasın. 8'li hece ölçüsü diyeceğiz. Ahmet Kusü Tecer'e ait bu şiir. Sekiz hece ölçüsü yazılmış. Hemen sağ tarafa geçiyorum. Benden selam olsun Bolu bayine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden dağlara seda verip seslenmelidir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Hemen aşağıdakini sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. O zaman bu nedir Tonguç? On bir hece ölçüsü. Aynen bu kadar basit. On birli hece ölçüsü diyorum. Şimdi Dolayısıyla ne yapacağız? Parmak hesabı yapar gibi. Ünlü harfleri say yazacağım. Aynen ünlü harfleri sayacağız sonuçum. Çok güzel söyledin. Ünlü harfleri say. Yazıyorum buraya yani sesli harfleri. Ünlü harfleri say. Çok güzel bir teknik söyledin. Bu kadar basit. Şimdi gelelim kafiye ve redife. Burası çok daha kolay, çok daha keyifli ve çok daha lezzetli. Şimdi bir şiirde hani az önce şiirimizde şöyle bir şey vardı ya Tonguç'um bak. Hani senin söylediğin şey. Anda, zamanda, handa. Şimdi ilk başta şiirin içerisinde Böyle sonlara doğru bir kulağımıza hoş gelen bir ses oluşur. Yani benzer sesler gelir. İşte bunlar ya kafiyedir ya rediftir. Arasındaki fark şu. Kafiye genellikle rediften önce geliyor. Ve e, içerisinde kafiyede bir yazılışları aynıdır. Sesleri de aynıdır ama anlamları farklıdır. Mesela şöyle yazıyorum buraya. Hatta şuraya yazayım. Vakit olmuştu ikindi yalnızlık. Yalnızlık aşağı indi. Şimdi bak. İkindi ve indi sözcüklerine baktığımızda indi ve ikindi arasında bir bağlantı var mı? Hayır hocam. Hiç bir bağlantı yok. İkindi başka bir şey, indi başka bir şey. Bir aşağı inmek, biri ikindi vakti. Ama yazılışları aynı. E, sesleri de aynı. Ama anlamları tamamen farklı. İşte bunlara biz kafi diyoruz sonuç. Ama şuna bakalım. Vakit olsa ikindi... E, Öğleden sonra gelir ikindi. Şimdi bunların yazılışları aynı. Bak yazılışları aynı. Şöyle hatta bunları yeşille göstereyim. Bunların yazılışları aynı. Ee, Anlamları da aynı. İkisi de ikidinden bahsediyor. Evet ikisi de ikindiden bahsediyor. Yani i̇kisi de aynı. ikisi de aynı şey. Bak buradaki ses benzerliği ile buradaki ses benzerliği arasında bir fark var. Bu aynı şeyi yazmışsın kardeşim. Sen böyle yeni bir şey üretmemişsin ki. Bak burada bir denk getirmişsin kelimeyi. Burası vakit olsa ikindi. Öğleden sonra gelir ikindi 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 aynı şey diyorsun. O zaman bu aynı şeyin tekrarı olduğu için bu redif oluyor. Demek ki redif de kulağa böyle hoş geliyor ama kafiyede çok daha değişik bir şey var. Eş görevli ekler ya da aynı anlama gelen sözcüklerdir. Aynı anlama gelen sözcükler. Bak şimdi. Önce kafiyeyle başlıyoruz. Eğer bir harf varsa biz buna yarım uyak diyoruz sonuç. Um. Mesela, insanları sevmesini bilir, yaşamayı sevdiği kadar. Bak, bilirdeki r harfi ve kadardaki r harfi yazılışları aynı, sesleri de aynı. Ama denk gelmiş. Zaten kelimenin içerisinde olduğu zaman biz buna kafi ediyoruz. Burada bir harf olunca yarım kafi olur. İki harf olursa, iki ses benzerliği olursa da tam uyak diyoruz. Mesela bir bahar sabahı hava ılık. Arabacı yolculuk başlasın artık. Bak. ılığın içindeki ık ile artığın içindeki ık yazılışları aynı. Sesleri de aynı ama farklı şeyler bak. Ilığın içindeki ık yani hiçbir anlamı yok ya görüyor musun? Il ık. Artık zaten bunlar da kelimenin içerisinde. Kelimenin içerisinde olduğu zaman uyak oluyor. Bir harf olunca yarım uyak, iki harf olunca tam uyak oluyor. Eğer ikiden daha çok olursa yani üç, dört, beş olursa veya altı, yedi, sekiz olursa bu da zengin uyak oluyor. Dize sonlarındaki ikiden çok ses benzerlidir. Bakalım. Ya Sultan Selim ya Sultan Süleyman sürüklüyor beni tarih ve zaman. Bak şimdi. Süleyman'ın sonundaki man ve zamanın sonundaki man. ...yazılışları aynı, sesleri aynı ama anlamları tamamen farklı şeyler. Denk getirmiş adam yani zekasını kullanmış. Buraya buraya denk getirmiş ve... ...üç tane harf olduğu için de biz buna diyoruz ki zengin diyoruz yani. Bir harf yarım, iki tam, üç tane olunca zengin diyoruz. Dört tane olunca da zengin diyoruz. Beş tane olunca da mı? Beş tane olunca da zengin diyoruz sonuçta. Hiç değişmiyor. Altı, yedi, sekiz hep, iki fazlası hep zengin. Şimdi gel buradakilerini beraber yapalım. Şimdi demiş ki... ...koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi... ...yemek verdi, ekmek verdi, et verdi... Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Şimdi bak. Burada verdi verdi verdi. Bunların yazılışları aynı mı? Aynı hocam. Yazılışları aynı. Tamam. Anlamları da aynı. Görevleri de aynı. O zaman bunlar redif bak. Verdi, verdi, verdi. O zaman buraya yazıyorum. Verdiler, verdi. Redif bu kadar basit. Niye? Çünkü aynı şeyler. Ama bak. Sütün sonundaki t, etin sonundaki t ve kıtın sonundaki t'ler Yazılışları aynı, sesleri de aynı ama anlamları farklı. Ya daha doğrusu anlamları yok zaten tek başına. O T'lere de, T'lere de bir harf olduğu için ne diyeceğiz sonuçta? Yarım uyak diyeceğiz. Harikasın. Yarım uyak diyeceğiz. Bir harf yarım uyaktı çünkü. Yarım uyak diyoruz. Bitti gitti. Dolayısıyla önce şöyle yapıyorsun. Önce kafiyeye bakıyorsun. Ardından da redif geliyor. Bazen sadece kafiye de olabiliyor. Yani şöyle mesela şuradan göstereyim. Mesela bir bahar sabahı hava ılık dedi. Arabacı yolculuk başlasın artık dedi ya. Bir bahar sabahı hava ılık diyorum. Arabacı yolculuk başlasın artık diyorum der mesela. Şimdi diyorumların yazılışları anlamları aynı olduğu için bunlara redif deriz. Hemen redifin gerisinde de ıkları bulur tam kafiye veyahut da kafiye deriz. Şimdi şuraya bakalım. Ecel bükebelimizi, söyletmeye dilimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun demiş Yunus Emre. Şimdi hecelerini saydığımız zaman bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hecelerini saydığımız zaman ne oluyordu? Sekizli hece ölçüsü oluyordu. Aynen. Sekizli hece ölçüsü oluyordu. Bak buraya yazalım. Sekizli hece ölçüsü. Ama bize şeyi sormuyor. Nedir onun adı? Hece ölçüsünü sormuyor. Kafiye soruyor. Şimdi kafiye nasıl buluyoruz? Dizelerin sonuna bakıyoruz. Belimizi, dilimizi, halimizi. Şimdi bak. Bel kelimesi var. Dil kelimesi var ve hal kelimesi var. Belin sonundaki L, dilin sonundaki L ve halin sonundaki L hatta şöyle siyahla göstereyim. Bunlar bir kere denk gelmiş. Bel, dil, hal. Ama belimiz bizim belimiz. Bak belimizi. Bak bel, belimizi. Dil, dilimizi. Hal, halimizi. Buradaki imiziler redif. Niye? Niye redif bunlar? Çünkü yazılışları aynı, anlamları aynı, görevleri aynı. Bak bel, belimizi. Dil, dilimizi. Hal, halimizi. Mesela kalem, kalemimizi gibi. Imizi Hep aynı şey. Bunlar redif. Ama Redif bu. Uya baktığımızda ise ne var? L var. L tek bir harf olduğu için ne olacak Tonguç? A? Yarım uyak olacak hocam. Harikasın. Yarım uyak olacak. Yarım uyak çok iyi anladın. Bu kadar basit. Yani bir şiirde hem uyak hem de redif olabilir. Bazen şurada olduğu gibi şurada olduğu gibi mesela yorumları ben yazdım. Şurada olduğu gibi sadece uyak da olabilir. Bazen redifte olabilir. Şimdi İskel Marşı'na bakalım mesela. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak demiş. Şimdi sancağın sonundaki cak, ocağın sonundaki cak ve parlayacağın sonundaki caklara bakalım. Bunların birbiriyle hiç bağlantısı var mı? Hayır hocam. Hiçbir bağlantısı yok. Yazılışları aynı. Seslenişleri aynı yani. Kulağa geliş şeyi de aynı. Ama tamamen farklı şeyler. Hepsi kelimenin kökünde. Sancak, ocak, parlayacak. Ama şöyle de dedi. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak vardır. Sönmeden yurdumun sözü en son ocak vardır. Yani vardır vardır diye bir şeyler aynı şeyi tekrar etseydi o redif olurdu. Ama öyle bir şey yok. Sancak demiş, ocak demiş, parlayacak demiş. Bunların yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı. Zaten kelimenin kökünde öncelikle uyaklar oluyor. O zaman burada caklar üç harf olduğu için nasıl bir uyak olacak Tonguç'cum? Tam uyak hocam. Hayır, tam uyak değil. Yarım bir harfi, tam iki harfi burada üç harf olduğu için zengin uyak. O zaman yazıyorum buraya cak, zengin uyak. Niye? İki ve daha fazla zengin uyak. Şimdi şuraya bakalım. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım demiş Mehmet Akif Ersoy. Gerçekten mükemmel bir şiir. Mükemmel bir marş. İstiklal marş. Zaten biz de kitaplarımızın başına mutlaka İstiklal marşını gururla koyuyoruz. Çok mükemmel. Şimdi. Bak. Yaş yaşarım. Şaş şaşarım. Aş aşarım, taş taşarım. Hmm. Taşmak taşarım diyor. Aşmak aşarım. Şaşmak şaşarım. Yaşmak diye bir şey yok. Yaşamak yaşarım oluyor. Ha, şimdi bak. Burada bir farklılık var ama bu yaşarımı almayalım. Şaşmak kelimemizin kökü. Aşmak kelimemizin kökü. Taşmak kelimemizin kökü. Şaşın içindeki aş. Aşın içindeki zaten aşın kendisi. Taşın içindeki aş. Bunların her biri kendi içinde nedir? İki harf olduğu için şöyle aş yazıyorum. Bunlar ee, tam uyak. İki harf tam uyaktı. Ama aynı zamanda aynı zamanda şaşmak şaşarım. Aşmak aşarım. Taşmak taşarım. Bu arımlar yazılışları aynı ama anlamları da aynı olan redif oluyor. Niye? Aynı şeyin tekrarı olmuş oluyor. Şimdi Tonguç'um seni yapman gereken şey çok basit. Bak burada birazdan ödül sorumuz da var. Mutlaka altın sınıf taktikli kitabımızdan Dinamo Soru Bankamızdan ve Zoru Bankamızdan bu konuyla alakalı soruları çözmen istiyorum. Mesela taktikli sözelde şiir bilgisiyle alakalı söz sanatları, metin türleri. Burada bak şiirlerimiz var. Buradaki şiirleri güzel güzel çözmen istiyorum Tonguç Herhalde benim. Buradaki sorular çok çok önemli. Bu soruları çözerken ne olacak. Takıldıktan olursa da zaten karakod okutarak soruların çözümünü uzun öğretmenlerden dinleyebiliriz. Dinamo Soru Bankamıza bakalım. Dinamo Soru Bankamızdan nerede? Hemen şöyle içindekilerden açalım. Ee, Edat bağlaç sıfat zamir isim tanımlamaları. Ha burada. Şiir bilgisi. Test 38 39. Hemen açıyorum. Test 38 39u açtım. Heh. Bak burada görüyor musun? Şiirdeki duyguları sormuşuz. Kafiyeyi sormamışız ama buradaki soruları da çözmeni istiyorum. Zoru Bankası'nda yine bununla alakalı güzel sorularımız var Tonguç'um. Burada sen zaten daha çok okullarda bu konuyla alakalı yazılarda fazla hocalarımız sormuyor. Ama sen yine de mutlaka takabileceksin. Yani baktığın zaman bir şiire Hecelerini saydığın zaman ne oluyormuş? Kaç derece ölçüsü olduğunu buluyorsun. Eğer heceler eşit işte değilse de serbest ölçü oluyor. Aynı şekilde burada anda zamanda. An anda zaman zamanda dağlar redif oluyor. Ama bu anla bu an denk geldiği için iki harf olduğundan tam uyak oluyor. Bu konu çok keyifli çok lezzetli bir konu hiç korkmana gerek yok. Zaten alıştırma yaptıkça da çözmüş olacaksın. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla.